Özgür Sancar, Sergen Hoca'nın sözlerinden öne çıkanlar, bahane olarak söylemiyorum ama oyuncuları düşünmek gerek ifadelerini kullandı. Bireysel hatalar iki gol yememize sebep oldu dedi. Orada da dün akşam özelinde özellikle taraftarların da En Sakala ve Gökhan Tören'in performanslarından ciddi bir memnuniyetsizlik olduğu gözlenebiliyordu oldu. komiserim ki gollerde de etkili oldu performanslar. %100 yani ben bireysel performansların pek çok faktörle birlikte ön plana çıkan faktör olduğunu düşünüyorum bu mağlubiyette Beşiktaş adına. Şimdi elbette ki Volkan çok doğru tarif etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak öyle her baba yiğidin harcı değil. Bizim takımlarımız açısından söylüyorum. Sadece Beşiktaş açısından söylemiyorum. Ya da Avrupa'daki diğer liglerde oynayan, bize yakın liglerde oynayan takımlar için söylüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi dünyanın en zor Futbol yarışma grubu, dünyanın seçilmişleri en iyileri geliyor ve çok yüksek tempoda oynanıyor. Işık hızıyla orta sahadan kaleye giden oyunculara karşı oynuyorsunuz. Beşiktaş, Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın en hızlı hücum yapan, tempo yapma gücü en yukarıda olan 3-4 takımından bir tanesine karşı büyük bir efor harcadı. Doğal olarak mental ve fiziksel bir deformasyona da maruz kaldı. Ee, ve iki bir mağlubiyet ya da daha farklı olabilirdi. Belki şans yaver gitseydi maçı beraber de biterdi, bitirebilirdi. Yani <laughs> evet. e, daha farklı bir mağlubiyetle sürpriz olmamalı. Ama e, temelde problem deformasyon e, ya da e, tempo yaptıktan sonra bir sonraki maça konsantrasyon problemi değil. E, bir, altı ay maçında bireysel oyuncu performansları bence Beşiktaş'ın mağlubiyetine zemin hazırlayan en önemli etkendi. İkincisi Beşiktaş moral olarak da çöktü. Neden? çünkü Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçtiniz. Çok tempolu oynuyorsunuz. İşte e, Joseph de Souza her topu topluyor. İşte Batshuayi çok iyi koşular yapıyor, atıyor, gidiyor. Gezal sağ sağa çekiyor, sola çekiyor. Durduramıyorsunuz Gezal. Rossi keza öyle sağ oyun kuruyor vesaire. Hep doğru ortalar. Gezal Adana Demirspor maçında 3 kez yüzde yüzde paratarak atarak sıfıra indi. Rakiple birlikte topu aldı, takımına kazandırdı. Ve Beşiktaş sonrasında 58'den sonra 4-5 de yapabileceği bir maçı oynarken ne oldu? Adana Demirspor'da çok akıllı bir e, hamle geldi Monteya'dan. İşte e, yabancılarını soktu oyuna ileride iyi, yapab iyi iş yapabilecek yabancıları. E, Balotelli girdikten sonra takımı ateşledi ve 3-3'lük üç bir sonuç ortaya çıktı ki Beşiktaş son saniyede kaybedebilirdi. Adana Demirsporlu futbolculara soruyorum diyorlar ki abi eğer maç birazcık daha uzasaydı kazanabilirdik. O kadar baskıladık Beşiktaş'ı. Geriden olarak. gelen her zaman e, Oo, bu tabii. anlamda avantajlı olur. E, attıkça o özgüvene gelir. %100. Şunu söylemeye çalışıyorum Ceyda. Yani bunun bir demoralizasyon yaratmaması mümkün değil Beşiktaş'ta. Altay maçında eksiklerle birlikte bu moral bozukluğu ve motivasyon sorununu da yaşadı Beşiktaş. E, ve bize futbol tekniği açısından baktığımızda sahaya baktığımızda şunu gösterdi. Adana Demirspor gibi kanatları işleten, hücumda duran toplarda iş yapan, gol bulabilen her takıma karşı Beşiktaş savunmada defansif zaaflar yaşayabilir ve puan kaptırabilir, mağlup da olabilir. Ama Beşiktaş'ta e, tempo yapabilme gücünü ön plana çıkartan, arttıran oyuncular devreye girdiği zaman e, Beşiktaş maçı da kazanabilir. Ama sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil yani Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmesi işte salı akşamı Ajax oynayacak yine çok tempo yapmaya ihtiyacı olan bir maç. Ajax 5 attı evet. Fortuna Start'ta. Fortuna Start biliyorsunuz Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı bir kulüp. Ogan Tarhan orada yönetici. Türklerin yönettiği ve çok mütevazı kadrolarla mücadele ediyor olmasına rağmen ligde istikrarı yakalayan bir kulüp. Ama 5 tane yedi. Bir önceki hafta 9 tane attı. Sporting'e 5 tane attı. Şimdi bu takıma karşı elbette ki tempo yapabilme gücünüzde ve bu bahsettiğim e, oynuyorsa işte e, Tekşira, Batuay vesaire bunların potansiyellerinin üzerine çıkarak oynamak zorunda oldukları rakipler ama dön lige Adana Demirspor gibi işte doğru hücum aksiyonlarına sahip en azından maçın 30 dakikasında 20 dakikasında bunu yapan takımlara karşı da Beşiktaş'ın çok ciddi bir e, defansif zaafı var. Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Yani ligde Beşiktaş puan kaybeder her maçta gol yiyebilir. Eğer Adana Demirspor gibi bir rakip varsa karşısında ama attığında, yedinden daha fazlasını atabilecek, atmasını sağlayacak oyunculara evet. sahip. Mesele bu. Burada dengeyi nasıl oluşturuyor Beşiktaş? Ona bakmak lazım. Peki, e, hemen Yavaş yavaş bir de tabii Ajax mücadelesini de konuşmak lazım. Ee, Sergen Hoca maç sonu basın toplantısında Batu illerin Rozier ve Necip takıma döner Ajax mücadelesinde takıma dönebilir ifadelerini kullandı. Ee, ki aslında Beşiktaş taraftarı da dün akşam e, Altay mücadelesini izlerken belki her sakatlıkta bir e, it iç çekti Ajax mücadelesinde düşünerek. E, çok zorlu bir karşılaşma ve Beşiktaş e, çok önemli eksiklerle gidecek temsilci e, Ajax karşısında deplasmanda sahaya çıkacak. <laughs> e, neler söylersin Volkan? Son 3 maç 14-5-19 gol. Ortalama 6 küsür. 6-33. Evet. Ajax'ın gol ortalaması. yani. Şampiyonlar Ligi maçı bunlardan bir tanesi. Hani Hollanda Ligi'nde çok gol oluyor falan diyorlar da evet. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 tane attı adamlar. E, yine Dortmund gibi tempolu bir takım. Yine Dortmund gibi çok fazla efor harcamanız gereken onlardan bir adım daha fazla koşmanız gereken, bununla birlikte ortaya yeteneği de koymanız gereken. Sadece koşmanın değil yeteneğin yeteneğinde yeteneği de koymanız gereken bir mücadele. 90 dakikanın her saniyesini dolu dolu oynamanız lazım ki Ajax karşısında başarılı bir sonuç alabilin. Açıkçası mesela Lisbon'la ilgili aynı şey düşünmüyorum. Tempo olarak. Şampiyonlar Ligi temposu başka bir şey. Ama Dortmund, Ajax tempoları başka. Onlar biraz daha ee, Batı Avrupa diyelim. Kuzey Batı Avrupa takımları biraz daha e, koşuya, e, prese, ön alan baskısına dayalı e, oynuyorlar ve bu da bizim açıkçası çok dengemizi bozuyor. Ha, yani açık söyleyeyim. Dortmund'la ben sadece Beşiktaş için söylemiyorum. Beşiktaş iyi karşılık verdi tempo olarak. Türkiye liginden karma da çıkarsanız bundan çok farklı sonuç olmazdı mesela. Hani oyun anlamında söylüyorum. Çok daha değişik bir sonuç olmazdı. Yine Dortmund size tempo olarak ayak uydurdu. Çünkü bizim oyuncularımız o tempoya eee o temponun oynandığı birlikte değil. Bizim ligimiz dön sağa dön sola yani açık ve ağır işleyen Kaan arabası gibi bir lig. Bundesliga ile kıyasladığımızda. Şimdi burada bu farkı bir salı akşamında hadi bakalım çıkalım çocuklar şu ayaksı yenelim ne kapatamıyorsunuz. Yani burada gerçekten o tempoya alışkın kas hafızaları, o tempoya alışkın aynı dili konuşan, futbol dilini konuşan e, takımlar gerekiyor. Burada e, Ajax maçına yetişecek oyuncular en azından e, bir umudun olmasını sağlayacak. Ama şunu kabul edelim ki onlar da sakatlıktan çıktığı için hangi seviyede hazır olacaklar onları da görmemiz lazım. Evet. Ve e, açıkçası e, zor, çok kötü yakalandı Beşiktaş. Yani, mesela keşke Lismon'la oynasaydı bu esnada. Çünkü Ajax gerçekten o tempoyla sizi zor durumlara düşürebilecek bir takım umuyorum benim yani beklentim çok olumlu değil açık söyleyeyim. Umuyorum ama benim beklentilerim tersi bir durum gerçekleşir. Beşiktaş kazanır ve e, Dortmund maçının mağlubiyetini telafi etmiş olur. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir duruma gelir. E, Bat Batu Şahin'in dönüşü önemli onu söyleyeyim. Yani ön tarafa kim dönerse dönsün zaten evet. iyi derim. Çünkü yani dünkü ön taraf anlattım. Yani Gökhan Töresi, Kenan'ı, e, Oğuzhan'ı <laughs> Rozier'in dönüşü de kıymetli. Doğru. En sakalanın performansını. Doğru. Doğru. En sakalan ama yani ona da çok e, kızamıyorum. Çünkü adam sol bek evet. yani. Sağ bek değil. Mecburen sağ bek oynuyor. E, Rozier'in de dönüşü senin de söylediğin gibi çok önemli. E, ama yeter mi? Yetecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani e, çok kötü çok kötü yakalandı Beşiktaş. Umuyorum bu handikaplara rağmen iyi bir 90 dakika çıkarıp hem ülke puanı açısından hem de e, maddi açıdan da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde puanlara ihtiyacı var. E, ve tabii ki sonuçta futbol başarı için oynanan bir oyun. Taraftarı da başarı istiyor, umuyorum. E, bu başarıyı da gösterirler. Ama e, beklentim çok olumlu değil açıkçası. Hemen e, Ayaks mücadelesine dair. Şimdi Batray'ın dönüşü kıymetli dedi. Rozier'in dönüşü de kıymetli. <laughs> Larin yine e, dönmesi beklenen bir değersin ve Necip. Ee, özellikle stoperde bu kadar şey, zor durumdayken e, Beşiktaş, e, Necip'in bile dönüşü e, çok çok önem taşıyor. %100. Bir kere Necip'i çok seviyorum ben kişilik olarak da Beşiktaş evet. altyapısına geldiği günden bu yana takip ediyorum. Çok doğru bir karakter ve iyi bir sporcu. O kadar eleştiriyorlar Necip elinden geleni yapıyor. Kaleye koysan kalede bile oynar onu tebrik etmek lazım. Dolayısıyla Beşiktaş Barcelona ile de oynasa, Ajax'la ya da Giresunspor'la da oynasa Necip girer elinden geleni yapar. E, performansını önemsediğim bir oyuncu. Ee, özellikle Kanada yönelik forvet olarak oynatıldığında boş alanı iyi kat eden, doğrudan kaleye gidebilen bir oyuncu. Batshuayi'nin zaten sezgilerini söylemeye gerek yok. Ee, bence Valencia kariyerinde Valencia çok önemli bir fırsattı. Orada da iyi işler yapmasına rağmen tutunamadı. Çok fazla sirkülasyona yani kiralık gidip gel, gelen bir oyuncu olmasına rağmen Beşiktaş'ta eğer takım oyunu içerisinde doğru topları alabiliyorsa ne kadar e, anlamlı olabileceğini, faydalı olabileceğini gösterdi. Ama bütün bu saydıklarımız Necmin can hıraş mücadele etmesi, Şahin'in, Larin'in bireysel performansları. Keşke oynasaydı Alex Tekşira'nın ya da işte oynayabilme ihtimali varsa çok sevinirim ama zor gözüküyor. Pjanić sakatlandı pians oynayabilseydi Beşiktaş için bunlar e, artı değerdi Ajax karşısında ama oynasalar bile Beşiktaş için gerçekten zor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli olduktan sonra elbette ki Real Madrid'de, elbette ki Bayern Münih, Barcelona'nın ya da Manchester City'nin olduğu gruba düşmemiş olmaktan kaynaklanan bir sevinç yaşandı Beşiktaş adına. Çok çok iyi bir grup biz bu gruptan evet. çıkabiliriz Hı. vesaire dendi Hı. ama öyle değil işin aslı. Ki bu grupta o yapılan e, ön yargılı yorumlara baktığımızda Ajax e, favori bile gösterilmiyordu ama bugün Ajax e, Dortmund'da kafa kafaya birinci sıra için favori takım. Dolayısıyla iyi tespit etmek lazım. Ajax çok dengeli bir takım. Ajax'ta yeni transferler bir kere çok çabuk intiba sağladılar. Çok dengeli takım olduğunu nereden görüyoruz? E, çünkü Ajax'ta gol oranlarına baktığımızda e, sadece forvetlerin gol atmadığını görüyoruz. Yani e, gol atan oyuncuların sol kanattan stoper'e kadar e, değişik takım mevkilerde skoru paylaşan bir takım. büyük bir yelpazede yayıldığını görüyoruz. Aynı zamanda ya adamın stoperleri 3 tane gol pasıyla oynuyor. Yeni transferleri, stoperler. İşte Haler çok başarılı bir oyuncu ve skorer 5 tane golü var şu anda ama Haler aynı zamanda 5 tane gol atmış 3 tane gol pası vermiş. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir kolektif futbol anlayışından bahsediyorsak bireysel performansların çok daha ötesinde takım oyunu Nasıl oynanır diyorsak Ajax iyi bir model. Yani bütün oyuncularından maksimum faydayı alıyor. Yeni transferliyor. Çok çabuk uyum sağlamış. Forvet'te gol atıyor. Sol bekte gol atıyor. Sağ bekte gol pası veriyor. Böyle bir takıma karşı e, Batuay'ı oynuyorsa Alex Tekşira, Pienic, işte Joseph De Souza'nın çok iyi top kapması ve iyi kullanması yetmiyor. Potansiyelin üzerine çıkan bir Beşiktaş gerekiyor. O bakımdan e, çok umutlu değilim ama elbette ki Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Zor bir deplasman. Amsterdam deplasmanı. Ee, ama kazanamasanız bile iyi futbol o, oynamak çok önemli. Bireysel hataları, asgariye indiren bir Beşiktaş'ın ortaya çıkması, Türk futbolunun karşısında böyle bir fotoğrafın olması da önemli. Ama Volkan'a katılıyorum. Ee, çok zor bir maç. Maçın e, mutlak favorisi olarak Ayaks'ı görüyorum.